Merhaba. Ben Şafak Ak'tan ücretsiz petrokimya haberleri sunan Dünya Link ve Tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV'ye hoş geldiniz. Bülten sonunda ücretsiz haber kanalımıza abone olmak için zil simgesine tıklamayı ve bültenimizi beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Beğenileriniz sizlere ücretsiz haber hizmetlerini sunmaya devam etmemiz için bizi motive ediyor. Geçen hafta cuma günü ham petrol fiyatları karışık seyir izledi. Enerji Bilgi İdaresi ve Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ABD'de ham petrol stoklarında düşüş açıklaması Brent petrol fiyatlarını yükseltti. ABD'de güçlü ekonomik verilerin kaydedilmesi de bu artışı destekledi. Batı Teksas petrolü fiyatı ise, Baker Hughes'un ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısında artış açıklamasının ardından değer kaybetti. Ayrıca Hindistan'da pandeminin hızla yayılmasının küresel petrol ve yakıt talebine yönelik endişelere neden olması da Batı Teksas petrolünde düşüşe neden oldu. Cuma günü vadeli Brent petrol 17 sent artışla varil başına 69,93 dolar olurken, vadeli Batı Teksas petrolü ise 53 sent düşüşle varil başına 66,32 dolar seviyesinden işlem gördü. Cuma günü SIF Kuzeybatı arpa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 4 dolar artışla 607 dolar seviyesinde kaydedildi. Sayın izleyicilerimiz sizlere yeni hizmetimiz Polymer Update Akademi hakkında bilgi vermek isteriz. Polymer Update Akademi'de petrokimya, kimya, ilaç ve diğer ilgili sektörlerdeki bilginizi genişletmenize yardımcı olmak için özelleştirilmiş kurumsal eğitimler sunuyoruz. Özel hazırlanmış kurslar 30 yılı aşkın öğretim deneyimine sahip, alanında tanınmış profesörlerle her iş alanına özel olacaktır. Kursların amacı iş süreçlerinizi ve veya ürünlerinizi iyileştirmeye yardımcı olmak için size ve ekibinize profesyonel eğitim sağlamaktır. Petrokimya haberlerimizle devam ediyoruz. Geçen hafta Avrupa'da spot problem fiyatlarında artış kaydedildi. Yüksek enerji fiyatları, bölgede talebin canlı olması ve arzdaki darlık Avrupa'da problem satıcılarının fiyatlarını yükseltmelerine yardımcı oldu. Avrupa'da spot etilen fiyatları da geçen hafta yukarı yönlü seyir izledi. Yüksek enerji fiyatları, artan alım ilgisi ve sınırlı arz spot etilen fiyatlarını yükseltti. Avrupa'da Haziran ayı bütadiyen kontrat fiyatı açıklandı. Buna göre Haziran ayında bütadiyen kontrat fiyatı Mayıs ayı seviyesine göre 120 euro artışla metrik ton başına 940 euro seviyesinde yer aldı. Türkiye'de bu hafta CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatları düşüş gösterdi. Bu düşüşü bölgede talebin zayıf olması, yeterli arz seviyeleri ve yurtdışı tedarikçilerin düşük ithalat teklifleri destekledi. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında polipropilen fiyatlarında da aşağı yönlü seyir izlendi. Talep durgun devam ederken ithalat tekliflerinin düşmesi fiyatlarda düşüşe neden oldu. Alıcıların fiyatlardaki düşüşün devam edeceği beklentisiyle bekle-gör politikası izledikleri bildirildi. Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatlarında da geçen hafta düşüş kaydedildi. Durgun talep ve düşük ithalat teklifleri PVC fiyatlarına aşağı yönlü baskı uyguladı tesis haberlerine geçmeden önce SP Global ve SP Recycling ve SP India işbirliği ile 15-16 Temmuz 2021'de düzenlenmesi planlanan küresel geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi konferansımız hakkında da bilgi vermek isteriz. Dünyanın en iyi geri dönüşüm uzmanları, Asya'nın plastik geri dönüşüm sektörünün sorunlu noktalarını ele almak için Race konferansında bir araya gelecek. Konferansın teması ise geri dönüştürülmüş uygulamalar ve bunların nihai kullanımları olacak. Lyndel Basel, Almanya Westlink'teki tesisinden yaptığı polipropilen tedariki üzerinde 20 Mayıs 2021'de force majör ilan etti. Force majörün ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Söz konusu PP tesisinin yıllık 135 bin metrik ton üretim kapasitesi bulunuyor. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak hizmet veren Polymer Update, Avrupa'da yakın zamanda açtığı ofisiyle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Şirketimiz Asya ve Orta Doğu'nun birçok yerinde kontrat fiyat anlaşmaları için referans olarak kullanılan iş açısından kritik sektör haberleri ve gerçek zamanlı fiyat verileri sunuyor. Polimer Update 70'ten fazla ülkedeki abonesiyle hızla genişleyen bir abone tabanına sahip. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz Polimer Exchange'i indirerek plastik ham madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 31 Mayıs Pazartesi Şafak Aktan'ı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler facebook.com slash polymerupdate adresinden facebook hesabımızı ve at polymerupdate adresinden twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.